Değerli yoldaşlar, bu ses durumu nasıl? Demin arkadan işaret ediliyordu ses gelsin diye ama herhalde geldi sesim buraya kadar. Şimdi daha gelir, biraz daha düşük tonda konuşacağım herhalde, becerebilirsek. Sosyalizm aslında insanlığın komünel toplumdan çıkışından beri yaşatmaya devam ettiği bir özlem oldu. Tarihin çok değişik devirlerinde sosyalist mücadeleler hep var oldu. Yani sadece günümüzde modern işçi sınıfının ortaya çıkışıyla birlikte olan bir düşünce, özlem ve eylem biçimi değil sosyalizm. Komünel toplum dediğimiz yapının içerisinde insanlar bir ilkel komünizm dediğimiz dayanışmacı, kolektivist, ortak olarak üreten, ortak tüketen, birbirini rakip değil, işte birbirini var etmeyi esas almış olan bir toplumsal ilişki çerçevesinde yaşıyorlardı. Ama maalesef insanlık bu ilişkiyi kaybetti. Nasıl kaybetti yani, böylesine güzel bir ilişki yaşarken onun yerine işte 5000, 7000 belki 10.000 yıldır sürmekte olan tek tek insanları, önce kadınları, ardından erkekleri de köleleştiren bir sistemi yaşamayı kabul etti ve bugüne kadar getirdi. Aslında bu zaten o yaşanan topluma ilkel komünal dememizin de nedenini oluşturuyor. O bir çelişkinin toplumuydu. Fazla girmeyeceğim ama insanın iki temel yapısı var. Bir tanesi biyolojik olan yapısı, öbürü kültürel olan yapısı. Biyolojik olan yapısı insanın, kimi zaman insanlar hani doğal olun derler filan birbirlerine, ya sakın doğal olmayın. Bence insan olurken kültürel insan olmak sayesinde insan olduk, doğal olsaydık birbirimizi yiyip bitirmiş olurduk şimdiye kadar. Hani bir simgesel laf var, gen bencildir diye. Gen bencildir, DNA bir o kadar daha bencildir. Çünkü her şeyi kendisine katar. Öbür tarafta ne oluyor pek kulak asmaz. Mümkünse kendisinden yeni bir tane daha üretmek için etrafında ne varsa yer yutar. Eğer biz de bir kültür geliştirmemiş olsaydık, anneler önce çocuklarını yiyebilirlerdi ama öyle olmadı. Geliştirdiğimiz kültür işte o annelerin dayanışmacı bir toplum kurmasını getirdi. Fakat bu toplumlar sadece kendileri için toplumlardı. Onların dışında var olan toplumlar onlar için yabancıydı. Ve onlarla o biyolojik yapımıza daha denk gelen bir ilişki içinde, yani bir rekabet ilişkisi içerisinde olmak dolayısıyla insanlar biraz çoğalıp birbirleriyle gruplar halinde temaslara girdiğinde bu sefer birbirlerini sahiden yemeye de başladılar. Çünkü bir insan diğer insanı sahip olduğu kültürün verdiği çerçeve henüz izin vermediğinden dolayı pek insan görmüyordu. İşte bunun en ünlüsü şeydir. Yani iki değişik insan türü, çok başka değişiklikler de var ya, Neandertallerle şeylerin, Homo sapienslerin karşılaşması. Bugün Neandertaller sadece bizim genlerimizde yaşıyor. İşte çeşitli rivayetler var ama hepsi galiba muhtemel. Kimi işte çiftleşerek, birleşerek yok ettiklerini söylüyor. Kimi de yediklerini, Homo sapienslerin, Neandertalleri yediklerini söylüyor. Zaten buna bakmaya falan gerek yok. İnsanların gruplar halinde örgütlendikten sonra birbirleriyle sürdürdükleri savaşlar nasıl bir rekabet ilişkisi içerisinde yaşanmakta olduğunu bize gösteriyor. Burada bu noktada uzun değinmiş olmamın nedeni şu. Aslında bugünkü toplumlarda var olan ne varsa, yani kötülük adına var olan ne varsa hepsi rekabetin ürünleridirler. İşte insanlık da bu ilkel komünal toplumda yaşadığı daha dayanışmacı, daha kardeşçe, yani hangi terimlerle, iyi terimlerle ifade edeyim bilemiyorum ama ilişkileri, hatta kimilerinin cenneti tarifi, eski toplumun tarifi olduğu konusunda bile iddiaları vardır. Yani
Adem'in ya da Havva'nın cennetten kovulmasını aslında insanlığın komünel toplumu geride bırakıp sınıflı toplum ilişkilerine yaşaması olarak nitelerler. Günümüzde de işte bu uluslar biçiminde örgütlenmiş olan rekabet ilişkisinin insanlığa neler getirdiğini benim saymama gerek yok. Herkesin tarih bilgisi bunu kavramaya yeter. En son becerimiz ikinci paylaşım savaşında 72 milyon insanın birbirini öldürmesiyle sonuçlandı. Bunun yanında yüz binlerce, belki milyonlarca insan da bedenen veya ruhen sakatlandı. İnsanlık buna karşı her zaman bir reaksiyon gösterdi. Yani dünyanın her tarafında en altta kalanların kolektivist toplumu yeniden hayata geçirme üzere yaptığı ayaklanmalar vardır. İşte hani en ünlülerinden kölelerin ayaklanması, Spartaküs ayaklanması, Babek, Babayler gibi daha hepsini saymayayım. Daha birçok ayaklanmayı sayabiliriz. Ama bunların hiçbirinin tarihsel olarak geriye bıraktığı, karmatileri anmadan geçmek olmaz, tarihsel olarak geriye bıraktığı izlerden daha fazla bir şey söz konusu olmadı. Yani bütün bunlara rağmen sınıflı toplumlar değişik biçimler içerisinde kendilerini yeniden üretmeye devam etti. Ta ki işçi sınıfı bir kez daha ortaya bir yeni davranış biçimi getirinceye kadar. Daha önce insanların özlemleri onları birleştiriyordu, çektikleri acılar onları birleştiriyordu. Bu defa insanların kurdukları ilişkiler onları birleştirir hale geldi. Yani üretim temelinde ortaklaşa faaliyet sürdüren insanlar karşılarında ortak bir düşman buldular. Şimdi kuşkusuz mesele bu kadar basit olsaydı tabii bu sorun şimdiye kadar bizim bunları konuşmamıza fırsat bırakmayacak bir zamanda belki 1848'de falan mesela çözülmüş olabilirdi ve biz bugün dünyada başka şeyleri konuşuyor olurduk ama öyle olmadı. Öyle olmadı çünkü sınıflı toplum ortaya çıktığından beri kendisini var etmek için temel yöntemlerden biri sopa zorluğu olduysa diğeri de ideolojik hegemonya oldu. Dolayısıyla da bütün sınıflı yaşadığımız sınıflı toplumlarda bir ideolojik hegemonya üretme o toplumsal yapıların en önemli faaliyetlerinden birini oluşturdu. Kapitalizm ise bunu yani daha önceki toplumlarla mukayese edilemeyecek ölçüde küresel boyutta ve yepyeni tekniklerle üretti. Mesela yaptığı ilk şeylerden biri köleliğe son vermek. Ondan önceki toplumların hepsinde bir tür kölelik söz konusuydu. Ama kapitalizm dedi ki bütün insanlar eşittir dedi. Tabii aklına gelmedi kadınlarda insan oldu ama o sonra kadınların dayatmasıyla onların da eşit olduğu ancak yeni gündemimize geliyor. İnsanlar diye kastetilen çünkü insan kelimesi adamdan doğup geliyor ve kadını otomatik dışlıyor her ne kadar bu hatırlatıldığı zaman yok canım o kadını da içerir denilse de işte human, adam kelimeleri her dilde hep erkeğe işaret ederek üretilmiş kelimeler. Her neyse ama bunu söylerken tabii ki hiçbir zaman gerçekte bunu gerçekleştirmek üzere söylemedi ama eski hukuksal duruma da son verdi. Yani birisinin kölesi olamazdı artık. Eşit olabilirdi. İnsancılık diye bir şey dünya üzerine geldi. Bu ama şey değildi. Yani toplumda bir gerçeklik değil. Fakat insanlar gerçekliği görürler ama onu dil aracılığıyla yeniden zihinlerinde kurarlar. İşte ideolojik hegemonya denilen şey de o görülen gerçekliğin senin tam gördüğün gibi olmadığını sana kabul ettiren bir şey. Yani aslında eşitsiniz fakat sen onu şimdi eşitsiz gibi görüyorsun ama şundan dolayı eşitsiniz diye bir ikna geliştirir. İşte bu
bu ne 1848 devriminin, ne 1871'in, ne de 1917 Büyük Ekim devriminin aşmayı başaramadığı büyük bariyer oldu. Yani burjuvazinin kurmuş olduğu ideolojik hegemonyanın zaman zaman kırılıp yeniden kurgulanması. İşte Marx'ın bu konuda yapmış olduğu en önemli şeylerden biri bu mücadelenin maddi temellere bağlı, zihinsel isteklere, arzulara değil, maddi temellere bağlı bir kurgusunu yapmak ve o maddi temellere bağlı bir düşünüşü, bir kavrayışı ve yeni bir egemen ideoloji, yeni bir hegemonya çerçevesini yaratmak oldu. Marx'ın anlattığı iki temel şey vardı. Bir tanesi işçi burjuva, demin arkadaşlarımız ifade ettiler, işçi burjuva mücadelesinin proletarya diktatörlüğüne kadar genişlemesi. Şimdi bilmiyorum yani modern zamanlarda bu kelime biraz grob kaçıyor, kabak kaçıyor gibi görünse de bu kavramı ben yani o kaba diyenlerin düşündüğü gibi kullanmıyorum. Yani bunu bir devlet tipi olarak ve işleyişinin en demokratik olabileceği bir diyalektik zıtlıkla ifadesidir bu, ama bu mümkün olan bir şeydir. Ama bu proletarya diktatörlüğünün, bir ülkede değil, dünya çapında, dünya Sovyet Cumhuriyeti olarak gerçekleşmesini söyler. Biri budur. İkincisi, işte bu söylenen lafın içinde yatan dünya çapında bir Sovyet Cumhuriyeti olarak gerçekleşmek demek, insanlığın tarih ilkel komünel toplumu kaybetmesine neden olan o çelişik varoluşunun rekabet kısmına dünya çapında sadece belli sınırlar içinde olan ülkeler çerçevesinde değil, dünya çapında son vererek insanın kurduğu olması proseslerinin tümüne son verecek olan bir zemini yaratmaktır. İşte Marksizmin enternasyonalizmle en temel bağlantısını bu nokta oluşturmaktadır. Ve buranın altını şöyle bir kere daha çizmek istiyorum. Bu düşünüşe sahip olmayan her türlü Marksist anlayış aynı ilkel komünel toplumun uğramış olduğu akibete uğramaya mahkum. Bizim 1917 devrimiyle, Büyük Çin devrimiyle, ona eklenen diğer Güneydoğu Asya, Latin Amerika devrimleriyle birlikte yapılmış olan, atılmış olan o büyük adımların hepsinin geriye düşmesinde en temel neden dünya çapında bu rekabeti bitirememiş olmak, kendi içinde dayanışma ilişkilerini kurmaya çalışırken dünya çapındaki rekabeti en şiddetli biçimde, kapitalistlerin saldırıları dolayısıyla da ekstra şiddetlenmiş olan çerçeveler içerisinde yaşamak durumunda olmak, içerideki mekanizmalar ne olursa olsun, Stalin yanlış yaptı deyin, Mao yanlış yaptı deyin, Lenin de yanlış yaptı deyin, Marx'ta göremedi deyin, ne derseniz deyin, ama çelişki bu çerçevede cehren etmiştir. Uluslararası burjuvazi ile kolektivist bir toplum kurmaya kalkışan insanların arasındaki rekabetin büyüklüğü, yumurtasına yeni çıkmış olan civcivin tepesine dikilen kartal karşısındaki güçlüğüyle, güçsüzlüğüyle karşılaşmış ve işte değişik biçimlerde ifade ettiğimiz o geriye dönüşler başlamıştır. Esasında Marksistler yani Marx'ın başından beri bu gerçekliği görmemiş değil. Zaten yani bütün kurgusunu yaparken Alman ideolojisinde anlattıklarını anlatırken, insanın yabancılaşmasını anlatırken bunları ince ince zaten gördüler. Sonra bunların ekonomik temeli nedir ve yeni bir ekonomik temel, bunları aşan yeni bir ekonomik temel nasıl yaratılır döndüler. Bir daha o başa dönmek nasip olmadı. Ama bu arada işte birinci enternasyonal ilk defa dünya çapında bir devlet kurmanın girişimi olarak
birinci enternasyonali oluşturdular. Ve birinci enternasyonal ilk defa bütün dünya işçileri birleşindi. Yani bu bizim sosyalizmin en can alıcı premisini, şartını oluşturan ifade oldu. Dünya çapında birleşmeyi başaramayacak olan işçi sınıfının, dünya çapında birleşmeyi başaramayacak olan sosyalist mücadelelerin kaderi geri dönmek olabilir. Mutlaktır diyemeyiz. Çünkü hayatta sebep-sonuç ilişkileri her zaman mekanik biçimde işlemez. Hayatın içerisinde hiç akla gelmeyecek olan tesadüfler de kendi rollerini oynarlar. Dolayısıyla biz determinizmden söz ederken, bugün artık bilimin gelişmesiyle önümüze serdiği imkanlar çerçevesinde artık mutlak determinizmlerden falan değil, istatistiki determinizmden ancak bahsedebiliriz. Bu da olabilir ve olması pek de diyalektik bir biçimde iç içe taşır. İkinci enternasyonel, bu uluslararası birleşme şiarına karşı mücadelelerin realist bir biçimde ancak ve ancak yerel düzeyde sürdürülebileceğini, bir anda tek başına dünya çapında bir ortak girişimin, bütün işçilerin, bütün ezilenlerin rezonansa gelerek harekete geçmesini sağlamasının mümkün olmadığı gerçekliğini bilerek yerel mücadelelerin bir zincir gibi birbirine eklenerek bir dünya birleşik yapılanmasına gitmesine yol açmasını sağlamak ikinin başarısı oldu. O zaman ulusal işçi partileri kuruldu ve bu işçi partileri kendi bulundukları alanlarda, sen bana zaman aradan hatırlatır mısın? Yani 15 dakika geçti. 25 dakika. Konuya girmeyeceğim. Toplam 20 dakika. Evet. Ona göre zaten şey yapalım. Pay ettirelim zamanı. Ulusal partilerin kurulması. Ulusal partilerin kurulması, evet, mücadelelerin lokal olarak bir zincir gibi birbirine eklenmesinin örneklerini vermeye başladı. Ama ne yazık ki bu aynı zamanda içinde bir başka işte beklenmeyen, daha önceki determinist diyebileceğimiz kurgularla bağdaşmayan başka bir şey öğretti. Alman Sosyal Demokrat Partisi çok hızla gelişmeye başladı. Çok kısa sürede Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin iktidar olabileceği umutları doğdu. Engels bile sürekli Alman işçilerin şuna karşı uyarıyordu. Aman ha, provokatif şeylere girmeyin. O zamanlar Bismarck diye bir şeytan var Almanya'da. Kurnaz mı kurnaz, reformu ve şiddet politikalarını hep birlikte uygulayabilen, işçi sınıfının bu mücadelesini bölmek için akla gelmedik şeytanlıklar icat eden bir adam. Engels ona karşı son derece dikkatli. Bu bizi provokasyona getirebilir. Çok dikkatli olalım. İşçi sınıfının bu hızlı gelişimini engelleyecek bir işe girişmeyelim derken işte ömrü vefa etmedi. Aslında Engels o kadar işlerin barışçıl cereyan edeceğini falan düşünen bir adam değil. Buradan onu sakın çıkarmayın. 1848 devrimlerinde Siperler'de savaşan, savaş planları çizen, barikatlar nereye kurulacağı, makinal tüfeğin nereye konulacağı falan böyle yazıp çizen bir askeri şeyi de vardır. Yetenekleri olan da bir dehadır. Ama şeyi dikkatli tutar. Yani ulusal gelişmelerin getirdiği başarıların engellenmesini, önüne geçilmesini engelleyecek tedbirlerini düşünür. Fakat bu umutlarını yükseltir. İktidarın seçimler aracılığıyla da alınabileceği gibi yorumları yükseltir. Marx'ın ifade etmiş olduğu bir lafta bu umutları besleyenlere çok büyük destek olur. İşte 1848 devrimlerinin derslerini çıkarırken Marx şunu söyler.
bir üretim biçimi, bir toplum biçimi geliştirebileceği bütün üretici güçleri geliştirmeden ortadan kalkmaz. Ve gördük ki biz 1848 devrimlerinin arkasından kapitalizm üretici güçleri geliştirmeye devam etti. Bu laf böyle ve tabii bunun devamı olarak da tarihsel materyalinin temelini oluşturmuş olan bir toplumun altyapısı, üst yapıların tümünü belirler düşüncesi. İkinci enternasyonelde çekiş dedi, kompakt hale getirdi. Şu hale getirdi, kapitalizm üretici güçleri geliştirmeye devam etmektedir. Ve altyapı, üst yapıyı belirler. Dolayısıyla şu anda bizim ihtilalci bir eyleme girişmemiz, devrimci inisiyatif göstermemiz yanlışların en büyük yanlışı olur. İşte 3. Enternasyonel'in kapısını açan bu düşünüşe Lenin tarafından indirilen darbe oldu. Lenin yeniden 1848 devrimlerindeki ihtilalci inisiyatifi temsil eden Marx'ın Engels'in geleneğini birincisi empirizm teorisi, ikincisi siyasal mücadelenin, ekonomik mücadeleden ve de ideolojik mücadeleden ayrı bir alan oluşturduğunu, bu alanların hepsinin kendi içerisinde farklı kendi iç mekanizmalarına sahip olduğunu ve bağımsızken birbirinden birbirlerini etkilediklerini ifade ederek şunu söyledi. Dünya çapında kapitalizmin gelişmesi öyle bir noktaya varmıştır ki artık onun üretici güçleri geliştirdiğinden söz etmek mümkün değil. Tabii ki yer yer üretici güçleri geliştirir. Ama insanlar hep unuttukları, insanın kendisinin de bir üretici gücü güç olduğudur. Bu hep unutulur. Mesela günümüzde de bu argümanı ortaya getirenler şunu söylerler. Kapitalizm düşünemediğimiz kadar üretici güçleri geliştirmektedir. Şuraya baksanıza yapay zeka bile ortaya çıktı. Yani robotlar bizim yerimize çalışacak hale geldi. Bunlar sosyalizm yaptı, bunlar kapitalizm yaptı. Öyleyse üretici güçleri geliştirir. Güzel tabii ki yani teknik üretici güçleri kimi zaman geliştirir. Durdurduğunun örnekleri de vardır ama bunlar içerisinde bütün bunların hepsinin üreticisi olan insan da aynı zamanda bir biyolojik ve kültürel olarak bir insandır ama aynı zamanda bir üretici güçtür. Dolayısıyla onun üretici gücünün gelişmesinin, onun insani varlığının engellenmesiyle birlikte engellenmesi söz konusudur. Bunun doğrudan doğruya ekonomik ilişkilere tekabül eden yanında vardır. Doğrudan insanın kültürel ve hatta günümüzde geldiği nokta biyolojik yapısına yönelik ifadeleri de vardır. 14 dakika. Kaldı. Tamam, bir tanesini atacağız. Biraz değindik satırım var. Lenin burada şunu söyledi. Bir siyasal iktidar, kapitalizm bu engelleyici konuma geldikten sonra bir siyasal iktidar bir alternatifi tarafından vurulup ortadan kaldırılmadığı müddetçe hiçbir zaman kendi kendine yok olmaz. Çürümeye devam edebilir. Hani ünlü lafıdır. Emperyalizm çürüyen kapitalizmdir de. Çürümeye devam edebilir. Ama o çürüme içerisinde mantarlar gibi yeniden kendisini üretme imkanını bulur. Bunun içindir ki burası önemli. Günümüz tartışmalarına giremeyeceğim zaman yok ama postmodernizm konusunda, radikal demokrasi konusunda söylenmiş olanlara buradan bağlanabiliriz. Toplumu yönlendirecek toplumsal inisiyatifin yeniden formülasyonunu sağlayacak onun ideolojik, politik ve ekonomik ifadelerine yeniden şekil verecek olan bir öncü örgütlenmesi şarttır. Bu önce örgütlenme olmadığı müddetçe proletaryanın oluşturmak durumunda olduğu hegemonyayı oluşturup da diğer sınıfları ya tarafsızlaştırıp ya kendisine dost kılarak burjuvaziyi en tecrit hale getirip onu iktidardan uzaklaştırmak mümkün olamayacaktır. Bunun için de Lenin'in bütün kavgası şeyle başlamıştır. Bir parti nasıl kurmuş?
bir yoldaşa mektup diye başlamıştır. Ve gerçekten ondan sonra bütün hayat da hayatı da ya Sovyetler kurulduktan sonra da örgütlenme meseleleri üzerinde olmuştur. Gerek iktisadi örgütlenme, gerekse siyasi örgütlenme olarak. İşte Ekim devrimi olduğunda bir meseleye değinerek geçeyim. Biraz bir küçük yer, 5 dakikada bir kadar istismar edebilirim zamanımı. Ekim çok önemli bir tartışmadır. Yani enternasyonizm konusunda bunları söyledikten sonra Ekim devrimi peki yani nasıl oldu da bunları söyleyenler Ekim devrimi gibi bir işe girişip orada sosyalizm kurmaya kalkıştılar sorusu can alıcı bir sorudur ve bugün herhalde hepimizin yıkılan sosyalizmler arkasından da sormakta, cevap olmaya çalıştığı bir soruyu oluşturmaktadır. Aslında yani Ekim devrimi olurken hiç kimsenin kafasında şey yoktur. Yani Ekim devrimi kendi başına olacak ve buradan alacak başını komünizme kadar gidecek diye bir düşünce yoktur. Lenin'in ünlü laflarıyla şöyle formüle edilir kısaca bu. Biz başlayacağız, Almanlar tamamlayacaklar. Çünkü Ekim devrimi olduğu tarihlerde İtalya 1917'den beri grevler içerisinde yüzmektedir. 1918'in başlarında Lenin yazdığı bir makalesini okumuştum. Şöyle umutla söylüyordu. İtalya yakında Sovyet olacak. Zaten İtalya'dan önce Almanlarla yaptığı anlaşmayı herkes bir casusluk bilmem ne filan falan hikayelerine bağlar böyle. Almanlarla anlaşma yapmış, onlardan para almış, onlara söz vermiş. Onun için bu Brest-Litovsk anlaşmasını Lenin yapmış falan diye. Hiç alakası yoktur. Almanya o tarihlerde 1918'e gelirken Almanya bütün cephelerde yenilgilere uğramaktadır. Savaşı birçok cephede 1917'de Almanlar kaybetmeye başladılar. Ve savaşın sonucu aslında Almanların kaybedeceğine dair işaretler vermeye başlamıştı. Ekim devrimi olduğu zaman Almanya'da sosyalistlerin gücü bayağı büyüktü. Yani o zaman gerçi ihanet etmiş olan SPD vardı. Yani savaş kredilerine meclise de oy vermişlerdi. Ve savaşın çıkmasına sebep olan ilk büyük ihanetlerini yapmışlardı. Ama hala o partinin çok önemli bir sol kanadı vardı ve o sol kanadın ne kadar kuvvetli olduğunu daha sonraki Almanya tarihinde, yani daha sonraki değil mi, bir sene sonra olan Almanya tarihinde görmekteyiz. Tabii ki o zaman bu partilerin içeriği o kadar yüksek ki o partide ne oluyor, Bolşevik Partisi'de ne oluyor, herkes dakik olarak takip ediyor. Rosa Luxemburg, Lenin'in ikinci kongrede ettiği laflar üzerine eleştiri yazıyor. Yani bu kadar onlar içeriler. Lenin ona hemen vakit kaybetmeden hemen cevap yazıyor. Yani enternasyonalist bağ çok kuvvetli ve partilerin birbirlerine haberleri çok çok fazla düzeyde. Dolayısıyla Brest-Litovsk anlaşmasını yapılmasını savunurken Lenin, kısa süre sonra devrimin gerçekleşeceği Almanya'ya topraklarının bir kısmını vermenin hiçbir öneminin olmadığını, hatta belki bunu o hiçbir yerde söylememiştir ama ben aklımdan geçiriyorum. Almanların orayı işgaliyle oluşacak olan bir birliğin belki de Alman devrimiyle birlikte daha sonra koca bir Rusya, Almanya birliğinin doğmasının da temeli olabileceğini düşünmüş olabilir diye ben yorumluyorum. Yani bunu Lenin'in hiçbir yerde söylediğini görmedim. Gören varsa söylerse bana düşüncemden mutlu olurum. Ama bunun olacağını görmek için o zaman yaşayanlar ve bugün de o tarihi yakından okuyanlar kahin olmadıklarını görürler. Yani bunların bir kehanet olmadığını görürler. Zaten işte şimdi söyledim. Yani Brest-Litovsk Anlaşması 18'in Mayıs'ında, Nisan'ında falan imzalanır. Almanlar ondan 3-4 ay sonra savaşı bitirirler. Bu ayın sonunda da savaşı devam ettirmek isteyen Alman bahriyesine karşı bahriyeliler isyan ederler. İlk önce Kiel'de donanma İngilizlerle karşı savaşı devam ettirmek ister ama bahriyeliler
ayaklanıp Kiel, Wilhelmshaven şehirlerinde Sovyetleri ilan ederler. Zaten onun arkasından zaten şeye kadar, Mart ayına kadar Almanya'nın en kuzeyinden en güneyine kadar işte ocağın başında Bavyera'da Volksstadt, Bayern Kızıl Sancağı'nı çeker. Berlin'de işçi meclisleri kurulur. Köln'de işçi meclisleri kurulur. Hamburg'da yani Almanya'nın her yerinde Almanya'nın her yerinde işçi meclislerinin iktidarının birleşebileceği bir zemin doğar ama maalesef Almanların birçoğu şerefle anıyorlar ama lanet olsun ona ben diyorum. İsterlerse duysa kovsunlar beni, memleketlerine sokmasınlar bir daha. Ebert denilen o büyük hain dünya devriminin önünü kesiyor. Çok açıktır. O zaman Gören, General Gören diye birisi var. Ordunun başına geçmiş. Eski unuttum adını. O aktarılmış. Ama sosyal demokratların aklamasıyla militaristlerin yeniden orduyu hakim halde elde tutmaları Freie Korps diye bir milis gücü de var. Onlarla birlikte sosyal demokratlar işçi sınıfı da içeriden bölerek askeri saldırılarla bu kurulan Rettstadtların hepsini yerde bir ediyorlar ve Alman devrimi bir sene içerisinde bitiyor. Alman devriminin bitişi, İtalyan devriminin bitişi, İtalyan faşizminin yükselişi oluyor ve Avusturya, diğer Doğu Avrupa ülkelerinin hepsinin, ki bu arada Macaristan'da da bir cumhuriyet kuruluyor 1918'de, yani oralarda boş değil, yani oralarda da bir böyle sınıfın ihtilalci inisiyatifi var. Ne yazık ki bununla birlikte bence Sovyet devriminin de kaderi büyük ölçüde belirlenmiş oluyor. Çünkü Sovyetler Birliği artık daha o zaman henüz Sovyetler Birliği değil. Dünya kapitalizminin rekabetiyle baş başa kalıyor. İçeride ise silahlı bir rekabette yüz yüze kalıyor. Yani Sovyet devrimi için işte ayaklanma modeli falan denir. Yani model midir, değil midir ayrı tartışalım ama bir ayaklanıyorlar, iktidarı ele geçiriyorlar. Bundan hemen bir ay sonra işte Wrangel kuzeyde Leningrad'a yürümeye başlıyor. Yok, yanlış söyledim. Wrangel güneyde, kuzeyde unuttum. Leningrad'a yürümeye başlıyor ve ondan sonra Wrangel, Denikin, Kolçak isyanları Rusya'yı 4 yıl yerle bir ediyor. Rusya'daki zaten savaşın yıkımı Rusya'nın üretimini 1923'te ancak 1913 seviyesine getirebilmeye imkan veriyor ve ondan sonraki gelişmelere girmeyeceğim. Yani ondan sonrası enternasyonizm açısından tartışılabilecek meseleler ama aslında ben kaderimizin büyük ölçüde bu noktada belirlenmiş olduğu ve ilk başta başladığım noktaya dönerek bu noktayı burayı bağlamak istiyorum. Nasıl ilkel komünel toplumu dışa karşı olan rekabet öldürdüyse, içerideki dayanışmanın o rekabeti aşmasına imkan vermediyse, tarihsel süreç içerisinde işte Sovyetler Birliği'yle başlayan süreç, içerideki dayanışmanın genişleyerek kendi dışına taşmasına imkan vermedi ve işte iskeleti de işte 91 senesinde çöktü gitti. Çin daha enteresan bir şey ama girmeyeceğim ona. Hani Çin'de de kapitalizmden başka bir şey olmadığını söyleyeceğim. 3 dakika. Allah Kürtlere kaldı 3 dakika. Olmaz ama. Burası bir nokta koymak istiyorum. Sonra herhalde sorular kısmında da bir gene diğer arkadaşlara verildiği gibi 10 dakika benim için, 10 dakikada Nazan arkadaşımızdan ödünç alacağım. 20 dakika olabilecek. Onunla bir şeyler değinebiliriz. Şimdi şeye geçeyim buradan, yani enternasyonalizmin önemli alt başlıklarından birini olan, oluşturan Maksim ve Milli mesele.
Şimdi enternasyonalizm bir, proletaryanın dünya çapındaki birliğinin gerçekleşmesi meselesidir. Bir diğer yandan da özellikle Ekim devriminin olmasından sonra ulusal kurtuluş mücadelelerine karşı alınacak tutum meselesidir. Bu konuda hani Wilson'a falan atfederler, inanmayın. Hatta hep tümden yalandır. Yani Wilson'un bunu söylediği zaman 1918, bu aktaracaklarımın yazıldığı tarih 1913, Lenin tarafından söylenen, malum hepinizin bildiği şeydi, ulusal sorun üzerine tezler de işaret edeceğim nokta şurası. Şunu net olarak söyler. Milli mesele ulusların kendi kaderlerini ayrı devlet kurma hakkı olarak özgürce tayin etmeleri meselesidir. Bu lafı bazıları şu şartında koşmuştur, bu şartında koşmuştur diye çürütmeye kalkışır. Lenin bunu mutlak bir şey olarak söyler. Bunu reddedecek olan hiçbir argümanın bunun karşısına geçemeyeceğini söyler. Tabii ki der, aptal değildir. Böyle bir mutlaklıktan bahsettiği zaman proletaryanın işine gelmeyecek şeyler olur, olabilir. Bunları biz eleştiririz. Hemen eklerim. Proletaryanın bu beğenmediği şeylere karşı şiddet kullanma hakkı asla yoktur. Bir halk kendisini nasıl yönetmek istiyorsa, kaderini nasıl tayin etmek istiyorsa o buna kalmış bir şeydir. Biz ister beğenelim, ister beğenmeyelim. Marksizmin bu konudaki en temel yaklaşımı budur ve demokrasiye uyan da budur. Demin anlattıklarıma bağlı kalacak isek, demin anlattıkların içerisinde dünya çapında rekabet ilişkilerinin bitirilmesi demek, devletler arasında hiçbir ilişkinin olmaması, halklar arasında hiçbir çelişkinin, devletler arasında hiçbir çelişkinin, egemenlik bağımlılık ilişkisinin olmaması, halklar arasında hiçbir çelişkinin bırakılmaması anlamına gelir. Bizim tarihimizde olduğu gibi bir abi partinin enternasyonelin başına geçip, yani çok savunduğum Bolşeviklerin tavrını söylüyorum burada. Ben kendilerini çok savunur ama çok savunmak demek gözü kapalıca onlar ne yaptıysa hepsini aynen sen de savun, iyi Bolşevik olursun demek değil. Bolşevikler çünkü kendilerine karşı öyle yapmadılar. Bolşevikler kendilerini eleştirmesini bildikleri için Bolşevik olabildiler. Kendilerini eleştirmek yasaklandığı zaman da Bolşevikliklerini gittikçe kaybettiler. 1991'de de sadece bir iskelet halindeyken bir sarhoş üfledi ve devrildi. Yani Yeltsin'in Sovyetler Birliği'ni bitirişini kastediyorum. Gerçekten orada bir başka ilişki olmuş olsaydı, Yeltsin bir tankın değil 30 tankın üstüne çıkmış olsa o tankların molotof kokteylleriyle o halk yakardı. O işçi sınıfı yakar, bir kenara atardı ama hiç öyle bir şey. Onlar tam tersine onlar da isyan ettiler. Bugün bu noktadan çok somuta geleyim. Yani bir şeylere değinmeden geçmek büyük adaletsizlik olur. Yani çok ciddi olaylar cereyan ederken bizim enternasyonalizm sorunu diye yaşadığımız en can alıcı sorun bence Kürt meselesidir. Biz yani bizim neslimiz bir acayip nesil. Yani Filistin için ölmeye koşa koşa gittik. İşte onlarla dayanışma içerisinde olmak için sınırları deldik geçtik. Ama Kürtler mücadelesi geldiği zaman Araplar için duyabildiğimiz şefkati, sempatiyi aynı içinde Kürtler için yaptık. Şimdi bilmiyorum buradaki kompozisyon nasıldır ama işte Apoçuk'u bağımsız örgüt kurduğunda herkes milliyetçi diye parmağıyla işaret etti. Herkes böyle yaptı. Ya yani niçin bağımsız örgüt kurduğu zaman milliyetçi oluyor? Bir gün önce komünistti. Yani Taş Kapeli'ydi şey. Öcalan. Öcalan, evet. O zaman komünistti. İşte o Kızıldere'de yoldaşlarımızın öldürülmesi için bildiri dağıttığı için
hapse konulmuştu. Sonra ayrı örgüt kurduğu için hemen milliyet oldu. Ve o devam etti. Bugün evet yani 40 yıllık savaşın üzerinde biz bir kesim sosyalistler bu mücadelenin haklılığını, doğruluğunu ve stratejik bir mücadele ortağı olduğunu kabul ederek birlikte şey yapıyoruz, mücadele ediyoruz. Ama mesela Filistinlilerin mücadelesine itiraz eden hiçbir Türkiye'li sosyalist örgüt yoktur. Var mı? Yok. Hiç yok. Arafat'ın ne kadar milliyetçi olduğu üzerine kaç makale okumuşsunuzdur acaba? Yani milliyetçidir. Ya Filistinliler arasında Arafat için neler anlattı? Ben anlatmam şimdi, yani ayıp olur. Görmüş gitmiş adam. Ama tabii ki benim gözümde onların hiçbiri onun sürdürdüğü anti-emperyalist mücadeleyi küçültmedi. Her zaman için gene bugün de hala gene desteklemeye devam ederim. Kürtlere niçin bunu layık görmüyoruz? Hani bunlar biz kız alıp vermişiz falan gibi de kız alıp veriyoruz. Başka şey alıp verme de yok. Bütün iç içe girmişiz. Bu şeyi göremiyoruz. Ama tabii bu da sadece ben sosyal şövenizmin egemen olduğunu değil, bu tarihsel olarak sosyalizmi sınıfsız toplumu yıkan, daha sonra da sosyalizmi yıkan rekabet ilişkisinin bizim etimize kemiğimize işlemiş olduğunu görüyorum tabii ki. Yani Kürt mücadelesine karşı duyarsızlık tek bir boyuttan oluşmuyor. Yani bir boyutu sosyal şövenlikse diğer boyutu da rekabet, kıskançlıktır. Hele hele şöyle bir laf ediliyor, bu herkese ders olsun. Kürtlerle yakın ilişki sürdüren herkesin ilk karşılaştığı cümle nedir? Kürtlerin kuyruğuna takılmak değil mi? Evet. Kürtlerin, herkes bunu biliyor. Yani hala kuyruklu zannediyorlar demek ki Kürtleri yani. Bir arkasına geçmek filan, onları desteklemek filan değil de kuyruğuna takılıyor. Yani şimdi bu lafın üzerine niye duruyorum biliyor musun? Eskiden Kürtler için ne söyleniyordu? Asimilasyon politikalarının at koşturduğu devirlerde Kürtlerin kuyruklu olduğuna dair hikayeler anlatılırdı bizim toplumumuzdan. Ve bu terim, böyle bir terimlendirme de sosyalistler tarafından çok gönül rahatlığıyla kabul edilebiliyor. Ben çok dinledim Kürtlerin kuyruğuna takıldığımı. Yani yanına gittiğim hiç bir Kürt'te öyle bir şey görmedim ama bunun bir enternasyonalist duygu, bir enternasyonalist düşünce olabileceğini de düşünmek gerek. Bunlar şu demek değil arkadaşlar. Yani o gene nasıl Bolşevikler için bir şeyler söyledimse, yani kendimi bir Bolşevik diye görürüm ve onların yaptıklarının çoğunu savunurum ama birçok yaptıkları şeylerde demin dilimin yettiği, zamanın el verdiği kadar anlatmaya çalıştım. Eleştiririm de. Çünkü onlardan öğrendiğim odur. Bolşevik'te kendilerini eleştirerek Bolşevik olabildiler. Bolşevik Partisi'nin merkez komitesinde neler vardı neler, kimler vardı kimler, birbirine ne laf eden insanlar vardı, ne laf edenler. O Bolşevik Partisi 1900, Bolşevik Partisi'nin Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi 1902'de bölündü. 1912'ye kadar biz ayrılmadık hala diyorlardı. Yani toleransın birbiriyle nasıl diyeyim, bir diyaloğu hep sürdürüyor olmanın örneklerini ben onlardan öğrenmişim. Şimdi Kürtlerle ilişkimizde de tabii ki demin söylediklerimi sonuna kadar savunabilmek ama aynı zamanda bu dostluğu gösterdikten sonra yanlış gördüğüm bir şey varsa da onu da eleştirmek farz-ı ayindir. Bunu yapmayan zaten dost değildir. Dostunun yanlışını görüp onu söylemeyen bence düşmandan kötüdür. Zaten onun için demişler, ya Rabbim sen beni dostlarımdan koru, düşmanlarımla ben baş ederim diye. Yani gerçeği dile getirmeyen, yanlış yapsa da ne kadar iyi yaptın, heval ya filan diye konuşan insan dost değildir. Bu dostluğunuzu Kürtlere gösterdiğiniz zaman Kürtlerin eleştirilerinizden alınacağını, Kürtlerin demeyeyim yanlış söyledim, Kürt örgütlenmesinin eleştirilerinizden alınacağını düşünmeyin. Ama bu dostluğu göstermişseniz, benim her eleştirdiğimde şu cevabı almışım, sen bizi tanırsın, tamam. Yani ilk söylenen şeydir. Yani ben de tabii ki eleştiri pek herkes tarafından sevilmez yani. Pek kimse tarafından sevilmez yani. Söylerken ben de eleştiri, ya ben eleştireceğim sizi arkadaş falan dedim ben. Tabii evvel sen bizi tanırsın. Yani tanırsın dedi. Yani varlığımızı tanımışsın. O tanıma yerinde durduğu için eleştirme hakkın elbette ki vardır. Şimdi
bizim böyle bir ilişkimiz olduğu takdirde bugün Kürt meselesi belki de çok daha ileri aşamalarda olabilirdi. Bunun için altını bu kadar çiziyorum arkadaşlar. Son cümle olursa olacak. Evet, son cümle olarak böyle söyleyeyim. Bunun altını şunun için çiziyorum arkadaşlar. Türkiye'deki demokrasi mücadelesinin en büyük düşmanı Kürt düşmanlığı tutkalıdır. Egemen sınıfları bugün birleştiren en esaslı tutkal Kürt düşmanlığı. Yani iktidarda kurulmuş olan o faşist iktidarın zantını Kürt düşmanlığı oluşturmaktadır. Rojava'yı yok edelim de ne olursa olsun. Yani Rojava'yı yok etmek için hani Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının yarısını verebilirler. Bunu gönül rahatlığıyla verebilirler. Yeter ki şu işte kaç 45 bin kilometre hani öyle bir bölge ortadan kalksın. Kürtler burada özelliklerini kaybetsinler, gitsinler diye. Burada şuna işaret ederek son cümle olmadı ama Rojava'ya değinecek zamanınız kalmaz. Başka şeyde değiniriz ama şunu sadece işaret etmiş ve kafanızda sorular uyansın diye söyleyerek bitireyim. Rojava Kürt mücadelesinde aslında Güney Kürtistan'da bir ölçüde öyle ama burası biraz daha farklı. Yani başka partinin egemen olması dolayısıyla PKK mücadelesinin gerilladan kurtarılmış bölge boyutuna sıçradığı bir dönemi oluşturur. Bu çok kritik bir eşiktir. Bu eşiği bugüne kadar PKK gerillasının başarısı hiçbir kurtarılmış bölge ihtas etmemesiydi. Ve temel kural, düşman saldırdıkça biz kaçıyoruz. Ne zaman ki bizim işimize gelen bir siper buluruz, orada düşmana döner kurşun sıkarız. Ama şimdi iş biraz değişti. Yani düşmandan bir yerde kaçarken şimdi Rojava'da siper tutuldu. Fakat işte siper tutulunca da problemin rengi değişiverdi. PKK şimdi yahut Kürdistan Ulusal Mücadelesi şimdi iki büyük gücün diğer eklentilerde kuşkusuz var. Amerika ile Rusya'nın oynadığı oyunun arasına sıkıştı. Şimdi tarihin en zor duruma geldi Kürt Özgürlük Hareketi. Yani gerillayı başlatmak da bundan kolaydı. Bugüne kadar ulaştıkları başarılara ulaşmak da bundan kolaydı. Şimdi iş geldi bu noktaya ve yani bunun ne kadar zor bir şey olduğunu anlamanız için bir tek örneği hatırlatayım ve bitireyim. Afrin Kürt örgütlenmesinin yani kuzeydeki Kürt örgütlenmesinin güneye ilk uzandığı, Kürtlerin en yoğun olduğu, Afrin'in bizzat kendisinin gidip örgütlenme yaptığı bir alandır. Burası bütün direniş çabalarına rağmen kısa sürede terk edilmek zorunda kaldı ve hepiniz izlediniz. Yani bu konuda ne Amerika ne Rusya sesini çıkarmadı değil, tamamen Türkiye'ye buyurun girebilirsiniz dedi. Amerikalılar dediler, bizim orada işimiz yok. Ruslar da dediler, yani hava sahasını açıyoruz, buyurun. Gelin. Bu mücadelenin ulaştığı yeni bir boyut ve biz de Türkiye'li sosyalistler olarak bu meseleyi değerlendirirken bu boyutun gerçekten dakik bir incelemesini, analizini yaparak değerlendirmeliyiz. Ve bugünkü dersi iyi çıkarmalıyız. Yani Kürt meselesinin Türkiye gericiliği açısından nasıl bir rol oynadığı ve bundan kurtulmadığımız müddetçe Türkiye'de demokratik gelişmenin önünün açılmasının olanaklı olmadığını görmemiz gerekiyor. Bundan kurtulmak iki türlü olabilir. Bir Kürt mücadelesini bitiriyoruz. Kürt mücadelesini inkar ederek bir de onunla omuzdaş olup bütün Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi ve Türkiye Sosyalist Hareketi'nin bileşenlerinin bir araya gelmesiyle bugün önümüzdeki zaman içerisinde doğacak olan tarihsel imkanları değerlendirme şansını elde edebiliriz.
toleransınız için teşekkür ederim.